Kanalımıza, evimize, bahçemize hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Bugün yine güzel bir güne uyandık. Hava da çok güzel. Artık bahar iyice yüzünü gösterdi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Yine onlara hoş geldin demek istiyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Biz burada güzel bir aileyiz. Ailemizde de sizleri görmek, ailemizin içinde de sizleri görmek bize gerçekten mutluluk veriyor. Bu tak tak sesinden de anlaşıldığı gibi bizim bugün bayağı bir işlerimiz var. Biliyorsunuz tavuğumuz Gurk oldu. Şu an yumurtaların üstünde yatıyor ve onu oradan ayırmamız gerekiyor. Civcivlerin doğmasına yakın bir zamanda. Elimizde paletler vardı. Paletlerle böyle bir kulübe gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarabiliriz. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi bakalım Aydın neler yapıyor, nasıl yapıyor? Ona bir bakalım. Kolay gelsin hayatım. Sağ ol. Merhaba. İlkay'ın anlattığı gibi tavuğumuzun kısa bir süresi kaldı. İnşallah bütün civcivler çıkacak. Onlara da ufak böyle bir barınacaklar yer yapıyorum. Diğer tavuklardan arayacağız. Ayıracağız. Şurada altta bir tane paletimiz var. Şimdi üstlerinde gezecek olan zemine de böyle drolit gibi bir şey buldum. Yani burada içeride varmış. Onu monte ediyorum. Burada gezebilirler. Zaten havada yağmur falan olmayacak ya. Salaş atarız. Biraz hani cibidikten çıkıp piliç olana kadar burada duracaklar. Ondan sonra kümesi alacağız onları. Şu alt zemini yapıp etrafına da yine palet dönüp düşündüğüm şeyler var ama uygulamaya başlayacağım. Daha güzel olacak herhalde. İnşallah. Onu anlatamıyorum. Sadece kafamın içinde onlar. Akşamdan beri heyecanlı bunu yapacak diye. Ya acaba çok mu büyük ya? Bana biraz büyük geldi ama. Bilemedim yine de. Büyük. Şimdi tavuk bunun içinde olacak. 7 tane de yani bizim tahminimize 7 tane yumurtayı çıktı hesaplıyorum ben. 7 tane piliç bunun içinde, civciv bunun içinde olacak. Tamam, civciv onlar olacak. Onlar günden güne büyüyecekler. Tamam zaten onların kendi alanı var ya, telli alanı. Tamam canım da yaklaşık 1,5-2 ay burada. Yani evleri burası olacak büyüyene kadar. Kendini kurtarma. Bir de önünde böyle tel yapacağım. Ha, başka bir yere alacağız bunu biz. O kendi bahçelerine koymayacağız. Tabii ki bizim bahçenin içinde olacak ama onların alanında olmayacak bunlar. Ayrı bir yerde büyüyecekler. Ha. Hem kediden koruyacağız. Hem diğer tavuklardan koruyacağız. Yani onlara bir yaşam alanı yapmamız lazım. Yani. Hep bunun içinde durmayacaklar zaten. Ön tarafına da bir o gölgelik yok mu yeşil? Ama tekrar böyle tel almamız lazım. Tel çevirmemiz lazım yani değil mi? Gölgelikle yani. Gün üzeri salacağız. Zaten anneleri de başında olduğundan. Ama bunlar da ortalıklarda gezerlerse kedi giriyor yani bahçemize. Giriyor da o gölgelikten de kedi geçer tel yani olmadığı sürece. Bir şekilde yapacağım ben. Allah Allah. İyi hadi bakalım. Ben de o. Peki. Ya ben masraf olmasın diye söyledim. Hani tekrar bir tel çevirmeyelim diye. Böyle bir planın büyük varsa. Büyük bir alan değil canım. Öyle yani şimdi bugün mesela onların önüne bir alan yaptık. Bir top tel gitti. Buna bir top tel değil yani. 5 metre tel alacağız. İşimizi çözeceğiz. İyi bakalım. Ya ben seme kulübe yapmayı umut ederken güzelim paletler civcivlere gidiyor. Tamam bu. Yani daha sonradan seme de kulübe olur yani. Ona acil kulübe yapmamız lazım. En acilinden. Ya gördüğünüz gibi işte arkadaşlar böyle hani işler hiç bitmiyor. Hemen anlatacağım size. Güneş de geliyor buraya. Bizim planımızda, hayalimizde seme yer yapmak varken civciv yumurtaya yattı. Ne geçiyor koca kamyonlar. Yumurtaya yattı. Önceliğimizi ona verdik. Şimdi onu yapacağız. Onun arkasından palet zaten 5-6 tane falan var. Onu kullanacağımız için seme palet kalmayacak. Palet bulmamız lazım sonra tekrar. Seme yer yapacağız derken günler, hayat böyle köyde geçip gidiyor. Hiçbir dakika boş bir zaman yok. Ne kadar güzel değil mi? Hareket bereketmiş ya.
Gerçekten öyle. Buraya bir parça daha atacağım şimdi. Tamam. Arkadaşlar, köy hayatının güzelliklerini anlat, anlat bitmez. Gerçekten biz çok keyif alıyoruz. Bizim gibi böyle köye göçmek isteyen, köyde yaşamak isteyen, bunun hayalini kuranların umarım, dilerim bütün hayalleri gerçek olur. Akşamları erken uyuyoruz. Yani çok geç yatamıyoruz. Çünkü yani ister istemez bir yorgunluk oluyor. Çünkü İş bitmiyor dediğim gibi. Biz çok memnunuz bu işten. İşin bitmemesiyle ilgili serzenişte bulunmuyoruz tabii ki. Akşam erkenden yatıyoruz. Sabahları kalkıyoruz erken. Zaten gün nasıl geçiyor? Günler nasıl geçiyor? Anlamıyoruz. Bize mesela soruyor ya, sıkılmıyor musunuz orada falan diye soranlar oluyor. Hayır, hiç sıkılmıyoruz. Hiç. Sıfır sıkıntı. Çünkü sıkılmaya zaman yok. Şimdi gördüğünüz gibi bahçemize gelecek sıra. Bahçe ekimi dikimi var. Seme kulübe var. Kümes işi var. Var da var. Bir de duvar işimiz vardı. Duvar işimiz var biliyorsunuz. Yeni gelenler biliyor mu bilmiyorum ama. Soran takipçilerimiz de var. Duvar ne oldu ya? Hani bitmiyor mu? Başlayamadık bile. Evet. Şu anda askıya aldık. Aslında Ramazan iyi bir fırsattı bizim için. Gündüzleri kahve yok. Akşam saat 8 gibi gidiyoruz kahveye, yani aşmaya gidiyoruz. Ama olmadı, hesaplar tutmadı yani. Biz duvar inşaatına ayırdığımız bütçeyi başka yerde kullandık. O zaman gelmedi malzemelerimiz, iyi ki de gelmemiş. Her şeyde bir ayır vardı diyoruz. Duvar işini soran arkadaşlar merak etmeyin, bayramdan sonra ilk işim yani biraz bütçe biriktirip bunun malzemelerini tedarik edip hemen inşaata başlıyorum. İnşallah, hadi bakalım. Şimdi şunu keseyim. İnşallah destere keser, parçalamaz mı? İnşallah. Zemini bitti. Şu dörtü çaktık. Etrafında destere yardımıyla kestik. Şimdi yanlarını döneceğim. Şekillenmeye başladı. Yanlarına da paletleri mi kapatacağız dik olarak? Evet. Evet, kenarına da böyle paleti çaktık. Güzel olacak gibi. İstersen şöyle gölgeye çekelim onu. Orası güneş. Orada ölebiliriz. Biraz daha kalırsak. Diğer paleti de söküyoruz şimdi. Bunları da yanlarına 1, 2, 3. Şunu gerçi bir tanesi çıkardı ki. Çatladı mı? Evet. Olsun. Yaparız onu da. Çakarız bir başka bir tahtayla. İşte bundan sağlam yani. 3, 2 de burada 5. Şu bunlar yerde de var. Hani başka palet bozup zaten yanlarına yarım gidecek ya. Aynen. Onu testereyle kesebileceğim ya bilmiyorum. Deneyeceğim yani. Bozmayalım mı palet diyorsun? Bunlarla idare edebilirsek. Yani kapatabilirsek bozmayacağım. Tamam. Ama kapatamazsak bir tanesini böyle ortadan bölmemiz lazım. Onu neyle böleceğiz bilmiyorum. Testere herhalde... Keser mi testere? Keser ya. Biraz uzun sürer ama keser. Hani yorabilir. Olsun. Evet, iki yanlarını yaptık. Böyle güzel oldu. Şimdi şu kısa taraflarına. Arkayı kapatacağız şimdi. Arkalarını kapatalım. Üstünü nasıl yapacağız? Üstüne bir tane palet. Hmm. Aynı bu şekilde sökeceğiz, koyacağız.
Anladım. İyi bakalım, güzel oldu. Bu buraya şöyle düşünmüştüm ben. Ama olmadı. Yani biraz kısa geldi. Biraz kısa geldi. Şu paletleri, şu takozları sökmüştük ya. Aslında bu kısımdakileri sökmeseymişik. Yani bilemedik. Birer tanesini sökmeseymişik iyiymiş. Evet. Şimdi tekrardan buraya bana birer tane ortalara da gerekir satacağım. 1-2-3 tane atacağız yani, değil mi? Yeter 3 tane, evet. Bu tarafa atmamıza gerek var mı? Ölçeriz. Bence yok. Şuraya bir tane attım. Hazır orada çivileri de var keşke. Bu sırayı sökmeyecekmiş. Ama biz aslında hata ettik. Ölseydik keşke. Olsun. Yine de çare bulduk. Ya söktüğün şeyleri tekrardan takıyoruz. Olsun. Bir kere de şu keseri koyduğum yerde bulsam. Gelin buraya. Keser nerede baksana. Şu kütük var ya onun arkasında. Evet. İki kere iş yapmış olduk. Evet. Olsun. Ay lütfen oğul. Ya oraya da yapacağız o zaman. Tamam yapalım. Daha sağlıklı olmaz mı zaten? Yine açık kaldı biraz arkadaşlar. Tam denk gelmedi şurası. Böyle şu çaktığımız takozların üstüne koyduk. Orası yine biraz açık kaldı. 3 tane de oraya yapalım. Ondan sonra oturtalım. Getir. Çevirelim şöyle. Niye? Daha rahat çalışırsın. Onu buraya geç. Tamam. Tahtları tutalım. Ne var? Bir şey var altında. Yine keser yok. Orada. Neden unutuyorsun bir keseri her seferinde? Keşke çıkarmasaymış ki ya. Evet ya. Ne kadar? Biz neden ölçmedik o üstüne kapatacağımız paleti? Ben hepsi de şey ya, kare ya. Aynı standartlarda üstüne girer dedim. Gelmez. Gel bak şuraya. Buna bir kere gir bakalım, güzel olsun ki. Bir dakika dur. Kaydı. Heh. Şöyle tutmam lazım benim bunu. Tamam. Çek elini. Ben vurayım mı? Çek elini. Senin tersine geliyor. Sen tut. Vay be, bir tane bile yamultmadan çaktım, gördün mü? Evet, bravo, teşekkürler. Sen çünkü acele ediyorsun. Hemen 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 hemen. Vurayım elle. Hayır ya. Sen tutsana çiviyi. Tutarım. Nereye yapacağız? Şuraya. Hayır yani bir yeri var mı ortalama? İşte buraya bir yer var. Hizaladığım bir yer falan. Tamam. Oldu. Çok güzel oldu. Bir tane daha yapacağım ama şuraya. Evet. Ben yapacağım.
yapılıyor? Göbek zamanı, göbek toplama yılı. Şey, kuzu göbeği. Evet. Bir insan bu kadar muntazam çivi çakar. Bir de senin çaktıklarına bak. Hepsi yamuk. Hiç yamuk falan çakmıyor. Hiç yamuk var. Yine biraz bir yamulma oldu. Tamam. Güzel. Şöyle gel biraz geriye dön. Tamam. Tamam. İşine karışılmaz. Şu keseyi al, daha rahat edersin. Şunu nereye vuracağım bakalım. Şunu nereye vuracağım bakalım, merak ediyorum. Ne oldu? Oldu. Oradan tam dibinden çakarsam şu anda keserimde harga dışı falan kalmadı. Kaldı. Evet arkadaşlar, bir görseniz. Nasıl yamuldu? Şurada şunları. Çivileri versen bana. Ver bir tane. Tamam canım, yanlış hesaplamış olabilirim. Olur, ben de yanlış hesapladım. Ne hale geldim. Öyle üstten ben de yaparım. Önemli o, kenarından yap bakalım. Sen buradan bir tane tuttur, bak şimdi. Allah Allah. Buraya ne yapacağım biliyor musun? Buraya yam açacaksın ya. Onu ben de yapabilirim. Böyle açacağım ben. Şimdi bakayım, solakım ben çünkü. Solak. Hep solak. Ne oldu? Ne oldu? Benim yaptığımın aynısını o da yaptı. Çivisi yamuldu tekrar şeyin yanına. Ne oldu canım? Tamam canım, işimiz var. Çok işimiz var. Ben yaparım. Yok. Helal, helal. Evet arkadaşlar, mini kümesimizin son hali, son aşaması bu. Alt tarafından etrafına, üç tarafını yani üst tavanı da kapattık. Bir önü ve arkası açık kaldı. Şu anda biz burayı arka kısmı diye belirledik. Buraya da şu bölgeye yine paletlerden çıkardığımız, şurada duvarda görüyorsunuz. Onları buraya monte edeceğiz. Fakat onlar biraz yüksek geliyor. Şu bölgeye yani. Biraz onları ufaltacağız. Yani ölçüsünü alıp tekrardan kesip oraya monte edeceğiz. Bu ön taraf kapı diye bıraktık burayı. Şu bölgeyi. Burayı da şu yarıya kadar tahta yapıp geri kalan kısmını da telle çevireceğim. Tavuklarımız ve yeni doyacak civcivlerine güzel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kesme işlemlerine devam. Oh. Hareketleri kes ya Aydın'da. Oluyor mu ustam? Olacak. Marangozhaneye çevirdik burayı. Şuraya bak. Her yer darmadağın. Evet, buraya başladık. Şu arka tarafını da kapatıyoruz. Öyle kapatınca da iyi olacak. Şimdi ön tarafı kapatıyoruz. Arka bölgeyi yaptık. Bunu böyle ortaya direkt gibi yapacağım. Şu kalan yarımlar var ya. Diğer şeylerden kalan yani şunlar. Evet. Şimdi böyle buradan böyle izi aldım. Şimdi buraya çakması zor olur.
Yani bu ilk önce ortalığı şu direğe çaktık mı? Bunları buraya çakarken kırabiliriz. Şunları yerde çakacağım. Aynı hizada 3-4 tane. Sonra bunu monteleyeceğim. Buraya. Güzel olacak. Tamam. Tamam. Oldu. Oldu. Evet, ölçüleri tam geldi. Şimdi bunu buraya çakıyoruz. Komple uzatmadık. Burayı tel yapacağız. Tamam. Bu da buraya tam oldu. Yani şunlardan birer tane tutturdum. Şimdi monte edeceğim. Burasını da bu şekilde kapattık. Şuraya da kapı yapacağım. Tel söyledim şimdi. Tel gelecek. Bir de iki tane menteşe lazım. Onları söyledim. Biraz mola veriyoruz. Onlar geldiğinde devam edeceğiz. Şu arka kısmını da göstereyim. Evet arkadaşlar, buraya tel yapacaktık. Tellen vazı geçtik. Diğer kümesimize de biz tahtadan kapı yaptık. Yapmıştık. Buraya da öyle bir tahta bir kapı yapacağım. Şu çıtalardan söyledim. Bu açık olan yerlere de bunları döneceğim şimdi. Alt kısımlarına dönsek yeterli olacak herhalde. İşte elimizdeki malzemelerle buraya da bir tahtadan bir kapı yapacağım yani. Yapmaya çalışacağım. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Şu çıtaları açalım. Şu paletleri şu kısımlarını söküp yan yana yapmak istedim. Fakat bunları sökerken zarar veriyor. Çatlıyor şurada görüldüğü gibi. Bunlar kırıldıktan sonra da elimizde malzeme de yok. Bu çıtalardan söyledim. Şimdi aralara bunları çakacağım. Şöyle kapatmış olacağım yani buraları. Buraya gerek yok zaten. Değil mi? Yok. Alt kısmı. 1, 2, 3 tane yapsak yeterli. Aynen yeterli. Üst kısmından bir iki tanesi açık kalabilir. Hava güzel zaten yaz. Hani kış olsa belki her yerini kapatabilirdik ama.
Burada. Gel. Tüyü bırak da gel. Sen. Kemik sevinci. Kemik mutluluğu var şu an. Delirdi. Gel. Evet, bırak burayı. Tamam. Gel. Gel. Oh. Kemiğini yerine mi götürdün sen bunu? Ha? Çok mu seviyorsun kemiği? Çok mu seviyorsun kemiği? Seni yerim lan. Tamam, tamam. Senin kemik. Hadi git kemiğini oyna. Hadi git kemiğini oyna. Hadi. Hadi kemiğini oyna. Hadi. Aferin. Kapımızın iskeletini yapmaya başladık. Sonlardayız artık yani. Bitti. Şöyle de bir tane de atkı bir şey atacağım. Kapımızı da monte ettik mi her işimiz bitmiş olacak. Kalemimiz var, bizim nerede diyeceğim ya. İskeleti yaptık. Şimdi bu ön tarafında yine böyle artan malzemelerle kapatmayı düşünüyorum ama şimdi bu kalın büyük çivi atacağız. Bu çıtayı çatlatır mı? Çatlatırsa hemen vazgeçeceğiz. Şu elimizde kalan çıtalarla burayı kapatacağız. Bir tane deneyeceğiz şimdi. Deneme yanılma. Evet. Hadi bakalım deneyelim. Oluyor mu? Çatlama var mı? Şu anda yok. İyi, o zaman öyle devam edelim. Sağlam olur. Bu ölçü güzel. Çiviler de çatlatmadı. Şimdi kesmeye devam. Yapma be. Ne oldu? Biraz daha kısa olsaymış. Kesmeme gerek kalmayacakmış. Evet, kapımızda olmak üzere. Böyle tahtalarını kestik. Tam ölçtük, bunu denk geliyor da. Evet evet geliyor. Bir daha sökmemiz çok zor olur yani. Evet, zor olur.
Bu da bitti. Dur ben şöyle karşıya geçeyim. Bakalım nasıl duruyor. Bir bakalım. Bu iç kısmı. Bu da dışarıda duracak kısmı. Koy bakalım. Nasıl duruyor? Bakalım. Şöyle tut bakalım bir. Ya ne güzel oldu. Değil mi? Evet. Menteşeyi de böyle yapacağız. Sol taraftan açılacak. İyi hadi bunu da o zaman monteleyelim. Menteşelerini de yaptık. Güzel oldu. Geçen bir takipçimiz boya yaptığımız videoda demiş ki elin demiş bayağı yatkın. Hani boya işlemine. Hani ben köye gelmeden önce ayakkabıyla boyamadım. Kendisine söyledim zaten öyle. Bu marangozluk yani bu tahta çakma işlerinden de işi elim yaptım değil. Sadece işte kafamızda bir proje geliştirdik. Ve onu yapmaya çalıştık. Bir şeyler de oldu. Ne kadar doğru yani. Ne kadar yanlış bilmiyoruz. Bir şeyler yapmaya daha çalıştık. Elimizdeki olan malzemelerle bu olurdu yani. Tabii. Ya tabii ki daha güzelini yaparlar ama onu da ustayım diyenler yapabilir yani. Sürgüyü buraya kapıya takacağız tabii ki haliyle. Karşılığı şuradaydı. Karşılığı da buraya takacağız. Yani şu çıtayı taktım. Denk gelmiyor diye araya bunu koydum. Şunu koydum araya. Şimdi üstten bir tane çivi attım. Sabitlesin, rahat çalışayım diye. Buraya mı yapayım, buraya mı yapayım canım? Bence çok yukarı yapma ya. Orta gibi yap. Tam böyle orta kısımlar iyi gibi. Böyle. Evet. Çıtayı biraz daha önce buraya çekeceğiz. Neden? Ha. Şu şöyle olacak ya bak. Doğru. Şöyle bir tane. Bu da buraya. Tamam. Yani. Tamam anladık şimdi ölçtük. Bunları kırmızıya boyuyorum. Çünkü tavuklarımızın hepsi sarılı kırmızı olacak. Kırmızı değil o turuncu. Turuncu mu? Şey arkadaşlar Aydın biraz renk körü de. Şaka değil cidden renk körü. Çok ayırt edemiyor renkleri. Evet. Evet dostlar, kümesimiz bitti. Demirimden bu kadar geliyor. Gayet de güzel oldu. Şimdi ne yaptım anlatayım. 4 tane palet kullandım. En alta bir tane zemine zaten videoda görüyorsunuz. Zemine koyduk. 2 tane yanlara, bir tane de üste çaktık. 3 tane palet kullandım. 4 tane palet kullandım. Paletlerden arta kalan kısımlarında buraya arkaya ve bizim elimize daha önceden burada atık olan
tahtalar vardı. Onları kestik. Daha önce tümez yapımızda da kullanmıştık. Sonra bu yanlar aralık kaldı. Şu üstte durduğu gibi. Alt taraflar da aralıktı bunların. Şimdi paleti bozmadım. Çıta söyledik. Çıtalardan aldık. Bir top aldık. Yani 12-14 tane vardı içinde. 1-2-3-4-8-10 tanesini falan kullandım. 4 tanesi kaldı. Aralara çıta attım. Şuraya da koyduk mesela. Burası açık, evet, kaldı. Açık kalmasın diye. Oraya da koyduk. Yani buralardan yine bir hava sirkülasyonu olsun diye üste bıraktık. Çünkü ufak cibi buradan çıkabilir. Onun çıkmasını engellemek için bu çıtaları attık. Aynen, kafalarını çıkarmasınlar, evet, oradan. Buralara da yarım yarım böyle çıtalardan attık. 4 tane. Hepsi bunların elimizde olan malzemelerdi. Bir tane kapımızı yaptık böyle. Şuraya 2 tane menteşe ve 1 tane sürgü. Arka tarafı komple kapattık. Sadece bu ön tarafı, açılabilen kapılı tarafını ve bu yan tarafını boyadım. Elimizde bir tane turuncu boya vardı. Alabiliriz çarşıdan turuncu boya, fakat boyamak istemiyorum. Sadece burayı boyamamın sebebi, çünkü bu yan taraflarını, üst tarafını gölgelikle kapatacağım. Zaten yazın büyük bir kısmını burada geçirecek hayvanlar. Evet, çok güneş. Belli olmaz, belki başka tavuklarımız da Gurka'ya yatabilir. Onlar gider, ötekinleri alırız. Yeşil bir gölgelik yapacağım, ucuz maliyetle. Kaç para olduğunu sormadım. Muğla'ya gittiğimde soracağım. Şimdilik bu kadar boyadım. Bizim maliyetimiz, paletler zaten daha önceden vardı. Ben herhangi bir ücret ödemedim. Hani siz de ücretsiz bulabilirseniz yapabilirsiniz. Ne kadardır fiyatı tanesi bilmiyorum yani. Başka şöyle, şu aralar. Çıtalara ne kadar verdin? Şuradaki çıtalar işte göstermemiz. Yani çıtalara 15 lira verdim. Ondan sonra şu sürgü ve 2 tane menteşe, hatta 3 tane menteşe, bir tanesi arttı. 15 onlara, yok 20 onlara verdim. 35. 15 lira çivi, 15 liralık çivi aldım yani. 50. Daha önceden bu boya bizim daha önceden elimizde vardı. Yani önce olması bir şey değiştirmiyor. 10 lira almıştık onunla. 60 lira. Yani bu paletler saymıyorum, çünkü ben bir bedel bir para ödemedim. Burası, bu kümes 60 liraya mal oldu arkadaşlar bana. Tabii ki işçiliğim de var. İşçiliğimi katmıyorum. O benden artık. Kümes de bizim olduğu için. Elimden bu kadar geldi. Bu kadar yapabildim. Çok güzel oldu bence ya. Çok güzel yaptık yani. Benim çok hoşuma gitti aslında. Evet, kümesi beğenen arkadaşlar. Eğer gerçekten beğendiyseniz bunu söyleyin. Beğenmeyenler de söylesin. Elimizde olan imkanlarla az bir maliyette bu kadar yapabildik. Civciv kümesimiz. Evet, civciv. Hani bu daha sonradan... Tavuklar da yaşayabilir yani içinde. Yaşayabilir bence. Yani şöyle bir tünek koyarsak. Fazla değil de yani 3-5 tane tavuk rahatlıkla yaşayabilir. Belki süs tavuğu, cin tavuğu falan oluyor onlar. Olabilir. Ya onlar da alıp da bakabiliriz yani. Olabilir. Hatta çatıyı söküp şuralara 1-2-3 tane direkt de boşver. Şeyi söylemek istemiyorum. Projemi söylemek istemiyorum. Başka bir şey yapabiliriz yani. Tamam. Balkonunu falan şöyle. Evet arkadaşlar, bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğendi tuşuna basarsanız seviniriz. Ve videomuzu izleyip hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.